Şunu gördünüz mü? Kendisini döven, kocasını polisten koruyan kadın. Habere bir bakalım. Aa hem de İzmir. Bu da güzel bir tartışma konusu arkadaşlar. Ve neden kadınlar geride kalıyor erkeklerden? Bence sebeplerinden bir tanesi bu. Bornova'da bir kadın bebek arabasındaki çocuğunun gözleri önünde kocası olduğu öğrenilen bir kişi tarafından darp edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin kocasını gözaltına almak istemesi üzerine direnen kadın polis memurlarına sözlü saldırıda da bulundu. <laughs> Kavga ediyorlar. Kocasından dayak da yiyor. Sonra polis çağrılıyor. Polis adamı karakola götürmeye çalışıyor. Kadın polisleri durdurmaya çalışıyor. Bir de üstüne hakaret ediyor. Kocamı niye götürüyorsunuz diye. Stockholm sendromu gibi bir şey demiş. Bakın gerçekten kadınlarda çok fazla bu var. Maalesef. Bunu tabii ki şuna bağlayabilirsiniz. Hani bizdeki ataerkil düzen vardır ya. Yani. İşte o insanlar doğuştan itibaren erkektir, döver de sever de ben haşin erkek severim vesaire. Bu tür zihniyetle büyüdükleri için bunu kabul etmişler diyebilirsiniz. Ama kadınların hukuki olarak %100 haklarının olduğu, hiçbir şekilde baskı olmadığı, hatta kızların prenses gibi büyütülüp, özel okullarda yetiştirilip, en iyi eğitimi aldığı konumlarda bile bu zihniyette olduğunu görüyoruz. Çok ilginç. Yani istatistiki olarak kendini ezdirip ez, yani içgüdülerinde mi var bazı insanların bilemiyorum. Kendini ezdiriyor. Haşin erkek seviyorum kafasında. İşte sevgilim vurur da döver de muhabbeti yapıyor. Müslüm Gürses biliyorsunuz arkadaşlar. Müslüm Gürses aslında baya bir karısını döven birisiydi. Ama karısı kaç kere söyledi. O beni dövüyordu ama ben gene de seviyorum onu. Hani birçok kadın hak ediyorum kafasında. Ondan sonra Ezgi Mola işte çıkıp diyor ki. Geçen hafta ben size Ezgi Mola videosu e, seyrettirecektim. Izdıraplanmayın diye. ...gözünüz 720 derece geriye yuvarlanmasın diye seyrettirmedim abi. Mesela onun gibi güç sahibi, nüfus sahibi bir insan... ...ona kim ne diyebilir şu anda? Onu kim ezebilir? Kendisi izin vermediği sürece. O çıkıp işte biz kadınlar olarak ezilmek istemiyoruz. Biz kadınlar olarak bu ataerkil, bu eril düzenden bıktık artık falan. Ya da işte biz kadınlar olarak sokağa çıktığımızda... ...acaba saldırıya uğrar mıyız diye düşünmek istemiyoruz. E ben de onu diyorum zaten... Ama ben sonuçlarla geliyorum. Sizler diyorsunuz ki onlar renkli kültür insanlar. Bir de koruyorsunuz üstüne. Ben sonuçlarla geliyorum abi. Ya yani bizim gibi insanlarla bu tür feminist takılan insanların arasındaki fark şu. Biz sonuçla geliyoruz. Bizim istediğimiz olsa harbiden sokakta yürürken kadınlar talize uğramaz bir daha. Harbiden tecavüze uğrayan kadın sayısı azalır. Harbiden kocasından şiddet gören, ölüm tehdidi alan, öldürülen kadın sayısı azalır. Aramızdaki fark ne? Biz Bunları gerçek yapan insanlar, gerçekten yapan insanlara ibretlik cezalar vereceğiz. Bir de üzerine daha önce söylediğim gibi sokakta gezen ve emniyet güçleriyle birlikte çalışan yem şeklinde maaşlı bayanlar olacak. Onları taciz etmeye çalışan insanları hemen alacaksın. Böylece insanlar korkacak. Sokakta kadın gördüğü zaman dur lan ben bunu şimdi taciz etmeye çalışırsam ya bu ayar şeyse polisse diye korkacak. O noktaya gelecek yani. Ama bu insanların istediği şu. Bu değil. Peki ne? Kadın beyanı. Mesela ortada kanıt olmasa bile herkes içeriye atılabilsin. Bu çözüm mü? Bu çözüm mü abi? Ve gerçekten birçok durumda Ezgi Mola zaten başta olmak üzere bu insanlara iftira atıldı. Ve siz bu iftiraları desteklediniz. Bu iftiraları yaydınız. İftira olduğu ortaya çıkınca da insanlar şey diyor. Aa önemli olan zaten büyük resim. Büyük resmi görün yeğenim. Önemli olan bu kadınların işte şiddete maruz kalması. Genel olarak biz en azından buna şey hayır öyle değil işte. Hani şunu düşünüyorlar. Biz bu kadar işte herkesi şey yaparsak, afişe edersek ya da herkesi linç etmeye çalışırsak suçlu olsun olmasın. insanlar da cesaret edemeyecek, kimseyi taciz edemeyecek. Öyle düşünüyorlar ama o iş öyle olmuyor. Tam tersi oluyor. Birisi birini gerçekten taciz ettiği zaman ve kadın da tacize uğradım dediği zaman insanlar ciddiye almıyor. Yalancı çoban moduna geliyor. Yalancı çoban mı onunla geliyor? Çünkü her gün biri birini taciz etmiş oluyor. E bakıyorsun yarısı yalan çıkıyor. O zaman ne oluyor abi? O zaman bu noktaya geliyoruz işte. İşte bu tür kadınlar çıkıp şey diyor. İşte erkekler tarafından şiddete uğramak istemiyoruz falan diyor ama olay işte burada bitiyor. Olay burada bitiyor. Olay burada bitiyor abi. Neden bu şiddet devam ediyor? Kadınlar kendi kendilerine ezdirtiyorlar. İstatistiki olarak çoğunluk yani diyeyim. Çoğunluk kadınlar kendi kendilerine ezdirtiyorlar abi. Ezdirtmeyeceksiniz. Eminim ki şu seyreden bayan arkadaşlarımızın içinde bile vardır yani. Çünkü illa yani kendini ezdirtmek derken illa %100 böyle kendini tokatlattırmak falan değil. Hakarete uğrarsın bunu ben çok gördüm. Yani adam öyle bir adam mesela hani kadını hiçbir şekilde vuramaz yemez hatta kadın istese adamı döver. Çünkü adamın şiddet konusunda şeyi yok. Pasif agresif işte şey erkek kezban mesela. Ve az önce Fazıl Say ile ilgili konuştuk ya birçok kişi şey diyor adamın piyanistliğini çıkar barzo diyorlar. Hani çoğu kişi onu yazıyor. Adamın piyanistliğini çıkar karakter olarak barzo diyorlar. Ama bu adam müthiş eğitimi almış. Bu adam Avrupa'ya gitmiş. Olabilir mi? Kesinlikle oluyor. Ben az önce işte aklıma gelen örnek öyle. Çok iyi eğitim almış adam. Süper üst düzey falan filan. Ama adam barzo. Öyle şiddet uygulayanlar da var. Adam hiçbir şekilde kadın dövebilecek gücü yok kadın istese çok rahat döver. Veya ne bileyim abisini mavisin çağırır. iki kişi döverler. Adam hiçbir şekilde yapamıyor. Ama her gün küfür. Her gün hakaret. Her gün aşağılama. Sen bu kadar büyük küfürleri, bu kadar büyük hakaretleri et. Kadın sana hiçbir şey diyemesin. Ben biliyorsunuz kurban suçlayacağım. Çünkü biz erkekler kendi aramızda kesinlikle buna müsaade ettirmeyiz. Yani bir erkek bu şekilde karısı tarafından bu şekilde hakaret, sürekli hakaret, sürekli aşağılama, Sürekli ezilme, bulik, bulik, zorbalık görsün. Biz adama kızarız. Sen niye kendini ezdiriyorsun diye. Adama şey yapmayız. Aa canım gel kurbansın. Gel hemen seni mor çatıya. Hayır abi sen ezditmeyeceksin kendini. Önce senden başlayacak. Önce senden başlayacak. Yani o şey de hikaye tamam. Bazıları diyor işte çok güçlü döver öldürür. Ama bunun gerçek olmadığı durumları da ben çok gördüm. Höt desen göt. alsana göt diyecek adamların bile... Kadınlar alttan alıyor diye söylemedikleri laf, lafı bırakmıyorlar. Bunu da gördük yani. Başak Gökçe. Şu an bir ilişkin var mesela birbirimize karşı rahatız o bana diyorsa ben de ona istediğimi diyorum. Evet gençken öyle oluyor arkadaşlar. Gençken öyle oluyor ama onda şöyle bir şey oluyor. Boku çıkıyor bir noktadan sonra. Bir noktadan sonra boku çıkıyor abi. O olmuyor o iş. Yürümüyor. Yürümüyor abi. Bilmiyorum belki farklı insanlarda oluyordur. Bende olmadı abi. Yani o lise dönemlerinde onu yapıyorduk. Kendi arkadaşına diyorsun ya kızınca ne haber lan orospu çocuğu falan diyorsun böyle. Ne haber lan dalayarak falan diyorsun. Ya da kızınca böyle oç moçe diye küfür ediyorsun. İşte ondan sonra da komiklik olsun diye dedik falan diyorsun. Ama bir noktadan sonra abi olgunlaşıyorsun. Bir noktadan sonra en yakın arkadaşın bile olsa, en yakın birlikte olduğun kişi bile olsa sınırı koyuyorsun yani abi. Şaka olsun diye hakaret etmeyeceksin yani. Hani bazen çok çok Ters yani arkadaşının mesela çok ters bir şey yaptığını görüyorsun. Amksalığı demek istiyorsun demiyorsun. O noktaya gelebilmen lazım. Biliyorum gençler onu yapmıyorlar genç oldukları için işte. Çünkü mesela belli bir yaşa geliyorsun ya 30 yaş üstü mesela. Ya i̇lişkilerin artık sadece aşk ilişkileri değil arkadaşlık ilişkileri de öyle. Stabil olması lazım. O şekilde olunca stabil olmuyor abi. Burak he adam ola feminen misin diye arkadaş gruplarını linç ediliyor öyle adamlar. <laughs> Esvet, şükür iki senedir birbirimize en ufak hakaret etmedik. Sevgide önce birbirimizin birey olduğunu farkında olup saygı ön planda tutuyoruz. Evet öyle. Saygı çok önemli. Dediğim gibi gençler hani gençlerin ilişkileri biraz daha eğlence üzerine dayalı. Biraz daha maceracı, biraz daha eğlence, biraz daha volatile dediğimiz uç, uçucu yani. Biraz daha uçucu, biraz daha hızlı eğlence üzerine dayalı. Ama kavga da çok oluyor. Kavga olunuyor, barışılıyor. Bir de şeyi fark ediyorsunuz zaten arkadaşlar. Mesela biriyle kavga ettiğin zaman ne kadar vakit kaybediyorsun. Yani o kaybettiğin vakit yerine o lafı söylemeyebilirdin. Ters konuşmayabilirdin yani veya hakaret etmeyebilirdin. Susabilirdin. Daha önce de söylemiştim ya arkadaşlar ben konuşmayı 1 bir, 1,5 bir yaşında öğrendim. 2,5 yaşındayken hikaye anlattığım o hani ilk podcast demiştim ya. İşte horoz horozun hikayesi vesaire onları anlattığım podcast'im var. Yani 1,5 yaşına falan ben konuşmayı öğrendim. Susmayı 29 yaşında öğrendim. 30 yaşına 29 yaş. Niye 29 diyorum? <laughs> 29 yaşında evlendim ya. 30 diyelim yuvarlak olsun. Susmayı 30 yaşında öğrendim abi. Konuşmayı 1,5 yaşında öğrendim. Devlet o çocuğu koruma altına almalı mıydı? Şöyle. Almalıydı ama bizde şöyle bir durum da var. Ulan hangi birini alacaksın? Onu al bunu al.